Gençler merhabalar, ben SML hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 6. haftadayız kampımızda. 6. haftada bazı programda değişiklikler yapmıştık. Bunların da hemen sana bilgisini hemen şöyle şıpşak verelim. 6. haftanın arkadaşlar, bakın burada denklem ve eşitsizlik ve mutlak değer. Bu 5. haftanın konusu olarak görünüyordu ama ben size 5. haftada bir ödevlendirme yaptım. Bu ödevlendirmeler ikiye ayrılıyordu. Her zaman olan ödevlendirme, yani matematiğin ilacı ve kendi belirlediğim bir kaynak. Ekstradan da yine ödevlendirmemiz neydi? Toplu ödevlendirme. Şimdiye kadar olan konularımızdan TYT, Acil Matematik TYT Soru Bankası kitabından bizim ödevimiz vardı. 108. sayfaya kadar umarım bu 13 günlük periyotta bu ödevleri yetiştirebilmişsindir. Yetiştiremediysen hemen bir an önce toparlan ve bu ödevleri yapmaya başla. Bak, özel okula gidiyorsan, kolejlere gidiyorsan, özel okullar açılmak üzere ayın 17'sinde eğitime başlayacaklar. 31 Ağustos'ta normal okullar açılmaya başlıyor arkadaşlar. Devlet okullarımız açılmaya başlıyor. Ve sen bu okul hengamesinde bu ödevleri yetiştiremeyebilirsin. Dolayısıyla gençler, hemen bir an önce ödevlerinizi yapın. Fazla iş yükü birikmesin omuzlarınızda. Yoksa çok çabuk yorulursunuz, yoksa çok çabuk bıkarsınız. Haberiniz olsun. Şimdi gençler, dedik ya 5. haftamıza normalde denklem ve eşitsizlik, mutlak değer işleyecektik. Ama biz bunu ayın 13'üne kaydırdık. Yani ayın 13'ünde sevgili gençler denklem ve eşitsizlik, mutlak değer işleyeceğiz. 13'ünde işleyeceğimiz konuları normal programa göre 13'ünde işleyeceğimiz programı çarpanlara ayırma, üstlü sayılar, köklü sayılar, bunları da 20'sinde işleyeceğiz. 20'sinde işlenilecek olan konuları da ben size 27'sinde çekeceğim gençler. Merak etmeyin. Yani burada işlenen konuların soru çözümü diye verdiğimiz aslında 5. haftada bizim şu an yaptığımız, geçen hafta yaptığımız Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan size ödev verecektim. Ayın 27 Ağustos'ta bunu yapacaktım. Ama 108. sayfaya kadar dedik ya, şunlar da üstüne binmiş olsaydı oho bir sürü ödevin olacaktı ve bu seni çok yıldırabilirdi. Dolayısıyla ben sana 5. haftada ödevini verdim. Şu 3 konuyu da buraya kaydırdık ve daha sonrasında işleyeceğimiz konularda da, yani ikinci dereceden denklem, parabol, eşitsizlik, ikinci dereceden eşitsizlik, oran orantı, problemler. Bundan sonra ben sana yine soru çözümü için vakit bırakacağım. Merak etme. Şimdi PDF'lerde bazı değişiklikler yaptığımı söylemiştim. PDF'leri de yayınladım zaten sabah saatlerinde. PDF'lere de bakabilirsin. Çıktılarını alabilirsin. Yalnız senden ricam, bak burası çok önemli. Burası çok önemli. Bunu dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi hocam eski PDF'ler daha iyiydi, neden değiştirdiniz? Bu şekilde bize fotokopi masrafı olmayacak mı diyen arkadaşlarıma sesleniyorum özellikle. Arkadaşlar, eski tek sayfada 4 sayfa paylaştığım PDF'ler vardı ya, A4 sayfasında 4 sayfaya paylaştığım zaman bunlar küçük oluyorlardı. Ama hocam gene de iyiydi diyorsan bunu yapma imkanım var. Fotokopiciye gidiyorsan veya kendin evde çıktığını alıyorsan veya babanın iş yerinde şurada burada herhangi bir şekilde bir çıktı alıyorsan bunu şu şekilde yapman senin adına mantıklı olacaktır. Hani o 4 sayfayı istiyorsan. Arkadaşlar, benim tek sayfa verdiğim kağıdı 4 sayfayı 1 sayfaya şekilde ayarlayıp baskısını bu şekilde alırsan senin için hiçbir problem olmayacaktır. Yine eski sistemle sen devam edebilirsin. Bazı arkadaşlarım şunu da yapmak isteyebilirler. Arkadaşlar, benim verdiğim PDF'teki baskıyı 2 sayfayı 1 sayfaya alabilirsiniz. Ya da diyorsanız ki hocam geniş geniş rahat rahat çözeyim, hiç böyle alengirli işlere giremem diyorsanız, o zaman da normal bir şekilde arkalarını çıktı alın ve bu şekilde devam edelim sevgili gençler. Şimdi PDF'lerimizin sonunda daha zorlayıcı sorular koymaya çalıştım ve bu zorlayıcı soruları ve yeni nesil soruları da sizler için biraz daha bol tuttum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve konu anlatım kısmını da biraz daha uzattım. Şimdi bakın, matematiğin en önemli konularından bazılarını işleyeceğiz. Denklem, eşitsizlik ve mutlak değer. Mutlaka ama mutlaka izlemen gereken, özümsemen gereken, anlaman gereken konular. Bu konular olmazsa sevgili gençler, mat 2 kısmında da bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi artık ödevlerini çarşamba gününe kadar yetiştir, çarşamba gününe kadar yap ve daha sonrasında programımıza perşembe günü kaldığımız yerden devam edelim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.